Tonguç 10. sınıftan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün fizik dersinde konumuz su dalgaları. Su dalgaları konusuna başlamadan önce hemen ödevlendirmemizi sizlere hatırlatmak istiyorum. Sıfırdan 10'a fizik kitabımızı şöyle bir açalım. En son sizlerle yay dalgası konusunu işlemiştik. Ve yay dalgası konusundan ödevlendirmemizi yapmıştık. Yay dalgası konusunun hemen ardından bu derste göreceğimiz su dalgaları karşımıza çıkıyor. Su dalgaları konusunda sayfa 130'dan başlıyor ve daha sonrasında deprem ve ses dalgalarına kadar olan kısım. yani sayfa 130'dan, 141'e kadar bizim ödevimiz sıfırdan 10'a fizik kitabında. Bitti mi? Tabii ki de hayır. Hemen dinamo kitabımızı açıyoruz. Dinamo kitabında da yine aynı şekilde su dalgaları kısmından sorumluyuz. En son yay dalgalarını görmüştük. Yay dalgalarının hemen arkasından su dalgaları geliyor. Su dalgalarıyla ilgili olan kısımdan sorumluyuz. Ödevimiz su dalgaları sayfa 131'de başlıyor. Sayfa 131'den yine aynı şekilde deprem ve ses dalgalarına kadar olan kısımdan sorumluyuz. 131-140 arası da dinamo kitabımızdan ödevimiz. Peki bugün su dalgaları konusunda hangi konu başlıklarını öğreneceğiz, neler yapacağız? Şöyle bir inceleyelim isterseniz. Dalga leğenine bakacağız. Dalga leğeninde su dalgaları nasıl inceleniyor bunları öğreneceğiz. Ardından su dalgalarında yansımayı göreceğiz. Stroboskop dediğimiz bir alet var. Bundan bahsedeceğiz. Ve su dalgaları farklı ortamlardan geçerken nasıl bir davranış sergiliyor? Bunu da öğrendikten sonra bugünkü konumuzu tamamlamış olacağız. Artık hazırsanız dersimize başlayalım. Su dalgalarında su yüzeyinde meydana gelen titreşim hareketi sonucunda su dalgalarının oluştuğunu görüyoruz. Yani su yüzeyinde meydana gelen bir titreşim hareketi sonucunda oluşur. Bütün dalgalar gençler titreşim hareketi sonucunda oluşmaktadır. Ben size dalgalarla ilgili temel kavramlar dersimizde bunları söylemiştim. Bütün dalgalar bir titreşim hareketi sonucunda oluşur. Titreşim hareketi neydi? İki nokta arasında tekrar eden hareket demekti. Şöyle üzerine tekrardan yazalım iki nokta arasında tekrar eden hareket demek. Titreşim hareketi budur. İki nokta arasında bir hareket tekrar ediyorsa biz buna titreşim hareketi diyoruz ve titreşim hareketi sonucunda ortama bir enerji aktarılıyorsa biz buna dalga diyoruz. Su dalgalarında da titreşim hareketi sonucunda ortama bir enerji aktarılmıştır. Mesela şöyle düşünelim. Önümüzde durgun bir su birikintisi var. Bu durgun su birikintisine parmağımızı şöyle bandırıp çıkartırsak bu hareket bir titreşim hareketidir öyle değil mi? İki nokta arasında bakın tekrar eden bir hareket yapıyorum. Bu titreşim hareketi sonucunda etrafa böyle dairesel su dalgaları yayılmaya başlar. Yani bakın şuradaki bir titreşim etrafa yayılmaya ortama aktarılmaya başlıyor. İşte biz buna dalga diyoruz. Su dalgaları da su yüzeyinde meydana gelen titreşimler sonucunda oluşmaktadır. Su dalgaları mekanik dalgalardır. Mekanik dalgalardan da bahsetmiştik yine dalgalarla ilgili temel kavramlar dersimizde. Mekanik dalgalar deyince aklımıza ne gelecekti? Maddesel Ortam gelecekti. Yani yayılması için maddesel ortama ihtiyaç duyulan dalgalara biz mekanik dalgalar diyoruz. Bazı dalgalar ise yayılması için herhangi bir ortama ihtiyaç duymuyor. Mesela kim gibi? Işık gibi. Işığın yayılması için maddesel bir ortama ihtiyaç yoktur. Uzay boşluğundan geçer ve dünyaya ulaşır. Bunlara ne demiştik biz? Elektromanyetik dalgalar demiştik. Ancak Yayılması için maddesel ortama ihtiyaç duyulan dalgalara biz mekanik dalgalar diyoruz ve su dalgaları bu mekanik dalgalar sınıfındadır. Hem enine hem de boyuna titreşebilen dalgalardır. Enine dalga ve boyuna dalga kavramları bir önceki derste yine bahsettik. Bakın karşımıza çıkan her yeni kavramı size tekrar tekrar hatırlatıyorum. Yani buralar böyle sözel kısımlar gibi gelebilir. Daha önemsiz gibi algılayabilirsin. Sakın o hataya düşme. Bu temel kavramları bilmeden asla zor soruları çözemeyiz. Bunu unutma. Enine dalgalar neydi? Titreşim doğrultusu ve yayılma doğrultusu birbirine dik olan dalgalardır. Mesela gergin bir ip Gergin bir ipi şu noktadan bakın şöyle yukarı aşağı bir kez çektiğim zaman burada nasıl bir dalga oluşuyor? Şöyle küçük bir şekilde altına çizelim bakın. Şöyle bir dalga oluştu öyle değil mi? Ne yaptık biz? Yukarı aşağı hareket ettirdik. Dalga nereye gidiyor? İleriye doğru gidiyor. Görüyor musun? Titreşim doğrultusu ve ilerleme yönü bunlar birbirine dik. Bu şekilde olan dalgalara biz enine dalgalar diyoruz. Boyuna dalgalar ise titreşim doğrultusu ve ilerleme yönü birbirine paralel olan dalgalardır. Mesela nasıl dalgalar? Küçükken belki oynamışsınızdır. Bir yay vardır. Yayı bak şu hareketi yaparsın. Şöyle aşağı doğru esnetirsin, yukarıya doğru sıkıştırırsın. Bu bir boyuna dalga örneğidir. Bizim su dalgalarımız hem enine hem de boyuna titreşen dalgalardır. Dalga hareketinden dolayı su molekülleri ilerlemez. Bakın bu çok çok önemli bir cümle. Testlerde karşımıza sıklıkla çıkıyor. Bütün dalgalarda geçerlidir burada gördüğümüz kural. Dalga hareketinde ilerleyen şey ortam değildir. Moleküller değildir. Aynı şekilde su dalgalarında ilerleyen şey su molekülleri değildir. İlerleyen yalnızca enerjidir. Hatta ben size dalgalarla ilgili temel dersimde şunu söylemiştim. Meksika dalgasını düşünün. Tribünlerde oluşan Meksika dalgasını düşünün. Meksika dalgasında orada taraftarlar ne yapıyor? Sağ taraftan bir enerjiyi alıyor. Sol tarafa o enerjiyi aktarıyor değil mi? Taraftarlar bir yere hareket ediyor mu? Etmiyor. Hepsi olduğu yerde kalıyor. Yani ilerleyen şey ortam değildir. Yalnızca enerjidir. Bununla ilgili olarak mesela şöyle yapalım. Bir su yüzeyine bir ördek bırakalım veya kağıttan bir gemi yapalım. Su yüzeyine bırakalım. Daha sonrasında parmağımızla şöyle dalgalandırma hareketini yapalım. Dalgalandırma hareketini yani titreşim hareketini yaptığımızda ördeğin konumunun değişmediğini göreceğiz. Yani burada ilerleyen şey enerji. Bir noktadaki enerji bir noktaya aktarılıyor. İlerleyen kesinlikle ortam değildir. Su dalgaları ile ilgili karşımıza çıkacak olan bütün özelliklerden bahsettik. Bu özelliklerden bahsederken de Hepsini tek tek hatırladık. Bunları bir önceki derste görmüştük. Ancak bunlar sıklıkla karşımıza çıkacak. Unutmayın gençler. Şimdi devam edelim. Su dalgaları ile ilgili ilk önce dairesel su dalgalarımızı tanıyalım. Bir de doğrusal su dalgaları var. Her ikisinden de bahsedelim. Şimdi dairesel su dalgaları nasıl oluşuyor bundan bahsedelim. Önümüzde durgun bir su birikintisi var. Bu durgun su birikintisi bir titreşim hareketine uğradığında ne oluyordu? Dalga oluşuyordu. Öyle değil mi? Parmağımızı biz Durgun su birikintisine böyle bandırıp çıkartırsak şu şekilde veya başka bir örnek verelim. Bu durgun su birikintisinin üzerine damla damla su akıtalım. Yani yağmur yağdığını düşün ama yağmur böyle sağanak yağış şeklinde değil böyle ufak ufak böyle pıt 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 bu durgun su birikintisinin üzerine düşüyor. Orada oluşacak görüntü nedir? Dairesel dalgalar oluşmaya başlar, değil mi? Bir noktadan etrafa yayılan dairesel dalgaları görürsün ve oluşan şekil sol taraftaki gibidir. Bu sol tarafa baktığımızda gençler, şuradaki kesikli çizgiler ve düz çizgiler bize ne anlam ifade ediyor? Hemen bunlardan bahsedelim. Burada sorularda göreceksiniz. Dairesel su dalgalarında da aynı şekilde, doğrusal su dalgalarında da aynı şekilde. Böyle dalgayı düz bir şekilde çiziyorsak yani böyle kesikli değil bakın böyle normal yüz yuvarlak bir şekilde çiziyorsak bu bize dalganın tepe noktasını ifade eder. Ancak bak aralarda böyle kesikli çizgiler var. Yani daireyi böyle kesikli olarak göstermiş. Bunlar ise çukur noktalarını ifade eder. Yani bakın bu dümdüz olanlar tepedir. Kesikli olanlar dalganın çukurunu ifade eder. Doğrusal su dalgalarının yandan görünüşü demiş. Doğrusal su dalgaları peki nasıl oluşuyor gençler? Yine önümüzde durgun bir su birikintisi var. Bu durgun su birikintisine şöyle düşünelim biz. Diyelim ki elimizde bir cetvel var. Cetveli bakın şöyle yatay bir şekilde dikkat et. Yatay bir şekilde cetveli böyle bandırıp çıkartıyorum. Bandırıp çıkartıyorum. Bandırıp çıkartıyorum. Bu sefer oluşan dalgalar daire şeklinde olmazlar. Oluşan dalgalar dümdüz oluşurlar. Buna doğrusal su dalgaları denir. Yani bakın burada cetvelin bandırılıp çıkarılması işlemi gerçekleştiriliyor. Cetvel bandırılıp çıkarıldığında nasıl bir hareket yapıyor burada? Titreşim hareketi. Titreşim hareketi sonucunda burada ne oluşuyor? Doğrusal su dalgaları oluşuyor. Doğrusal su dalgaları da sorularda gençler ya bu şekilde gösterilir. Burada zaten basit Burası tepedir, burası çukurdur. Bariz bir şekilde gözüküyor. Ya da sağ taraftaki gibi bir modelleme yapılır. Sağ taraftaki modellemeye baktığımızda da düz çizgi olanlar tepe noktasını ifade eder. Kesikli çizgi olanlar ise bize çukur noktasını ifade eder. Bunlar su dalgaları ile ilgili bizim temel kavramlarımız. Şimdi dalga leğeni dediğimiz bir olay var. Bundan bahsedelim. Dalga leğeninde biz bu dalgaları nasıl gözlemliyoruz? O kesikli çizgiler, düz çizgiler neye göre çizilmiş? Hemen bundan bahsedelim. Önümüzde bizim durgun bir su birikintisi var. Bu durgun bir su birikintisine noktasal dalga kaynağı diyor bakın. Yani parmağını bandırıp çıkarılma işleminden bahsediyor. Burada noktasal dalga kaynağı. Burada titreşim hareketi yaparsa ne oluyordu? Dairesel su dalgaları oluşuyordu. Öyle değil mi? Burada oluşan dairesel su dalgalarına yukarıdan ışık vurulduğu zaman aşağı tarafta böyle karanlık ve aydınlık yuvarlaklar görüyoruz. Oluşan bu karanlık ve aydınlık yuvarlaklar bize dalganın tepe ve çukur noktalarını ifade eder. Aydınlık noktalar dalga tepesidir. Karanlık noktalar ise dalga çukurudur. Bakın sistemi tekrardan anlatıyorum. Siz bir sandalyede oturuyorsunuz. Sandalyede oturduğunuz tam böyle karşınızda biraz daha böyle yüksekte dalga leğeni var. Dalga leğenine parmak böyle bandırılıp çıkarılıyor. Yukarıdan da ışık vuruluyor. Sizin önünüze düşecek olan görüntü aydınlık ve karanlık halkalar. Bu aydınlık ve karanlık halkalardan aydınlık olanları dalga tepesi, karanlık olanlar ise dalga çukurunu ifade ediyor. Şimdi doğrusal dalga kaynağını inceleyelim. Dolga, doğrusal dalga kaynağında ise aynı şekilde gençler burada bir dalga leğeni var. Dalga leğeni üzerinde doğrusal dalga kaynağı nasıl üretiliyordu? Cetveli böyle bandırıp çıkartarak değil mi? Cetveli bandırıp çıkartarak biz doğrusal dalga kaynağını üretiyoruz. Daha sonrasında tepeden ışık vurulduğu zaman bu dalga leğenine alttan bakarsan veya önüne düşecek olan bir perde varsa bu perdenin üzerine düşecek olan Aydınlık ve karanlık bölgeler bize dalganın tepe ve çukurunu ifade eder. Yine aynı şekilde Aydınlık olanlar dalga tepesidir, karanlık olanlar ise dalganın çukurudur. Hatırlarsanız bir önceki derste ben size dalga boyu kavramını anlatmıştım. Mesela periyodik dalgalar oluşturduğumuz zaman burada dalga boyunu nasıl ifade ediyorduk? Ardışık iki tepe noktası arası veya ardışık iki çukur noktası arası mesafe bize dalga boyunu verir. Şimdi karşımıza böyle bir dalga çıkmıyorsa, kesikli çizgiler ya da aydınlık karanlıklar çıkıyorsa dalga boyunu nasıl ifade edeceğiz? Karanlıktan karanlığa bir dalga boyudur. Ya da sol taraftaki dairesel su dalgalarından örnek verelim. Aynı şekilde aydınlıktan aydınlığa olan mesafe veya karanlıktan karanlığa olan mesafe bize dalga boyunu ifade eder. Ya da arka sayfada gördüğümüz şekilleri hatırlayalım hemen. Bakın böyle düz çizgiler vardı kesikli çizgiler, düz, ardından kesikli, düz, ardından kesikli şeklinde dalga tepesi ve çukuru ne yapılmıştı? Modellenmişti, değil mi? Bunlardan düz olanlar neydi? Dalga tepesini ifade ediyordu. Hemen şöyle düzeltelim. Dalga tepesini. Kesikli olanlar ise dalga çukurunu ifade ediyordu. Burada düzden düze bir mesafe aldığımızda, yani düz çizgiden düz çizgiye bir mesafe aldığımızda dalga boyunu hesaplamış oluruz. Veya canın kesikliden kesikliye almak istedi. İki kesikli çizgi arasındaki mesafe yine bize dalga boyunu verecektir. Şimdi devam edelim. Su dalgalarında yansıma dediğimiz bir olay var. Su dalgalarındaki yansıma olayını anlayabilmemiz için daha temel bir şekilde kafamıza oturtabilmemiz için bazı kavramları bilmemiz gerekiyor gençler. Şimdi buraya baktığımızda eğer doğrusal bir su dalgası engele dik olacak şekilde geliyorsa kendi üzerinden tekrardan geri yansıyacaktır. Şimdi buraya bakalım. Bizim dalgalarımız doğrusal bir şekilde geliyorlar. Doğrusal bir şekilde gelen bu dalgalar engele şu anda, bakın, 90 derecelik bir açıyla geliyor, değil mi? Hemen gösterelim dalganın ilerleme yönü burada kırmızıyla gösterilmiş. Daha sonrasında bizim yüzeyimiz de burada. Buradaki kırmızı ve yüzey arasındaki açı. Gördüğünüz gibi 90 derece oluyorsa dalga geldiği gibi çarpıyor, daha sonrasında geri dönüyor bakın. Çarptı, tekrardan geri döndü. 90 derece olduğunda çarpar ve tekrardan geri döner. Ancak engele çarpma açısı 90 derece değilse ne oluyor? Eğer engele çarpma açısı 90 derece değilse şöyle yapıyoruz gençler. Diyelim ki burası bizim engelimiz, tamam mı? Daha sonrasında engele Dairesel su dalgaları şu şekilde geliyor. Yani burada çizdiğim ok dalganın ilerleme yönünü gösteriyor. Bakın burada tam doğrusal su dalgasının ortasından ok çizilmiş ya bu onun ilerleme yönünü gösteriyor. Biz de çok şöyle de gösterebilirim. Bak bu dalganın tamamı daha sonrasında ortasındaki ok da dalganın ilerleme yönü. Ardından bu bir engele çarpıyor. Engele çarptığı anda engele dokunduğu yerden Yüzey normalini çizmen gerekir. Engele dokunduğu yerden yüzey normalini çizmek ne demek? Yüzeyle 90 derece yapacak olan kesikli çizgiye biz yüzey normali diyoruz. Bu kavramı optik derslerinde de sık sık göreceğiz. Bundan sonraki konumuz optik. Bakın burayı çok dikkatli bir şekilde dinleyin. Bu yüzey normali konusunu iyice oturtalım. Bakın burada okun yüzeye dokunduğu yerden yüzey normalini çiziyorum. Bakın yeşille çizdiğim kesikli çizgiler yüzey normalidir ve yüzey normalinin tanımı yüzeyle 90 derece yapacak olan kesikli çizgidir. Basketboldaki mola işaretine benzer gençler. Yüzey böyle yataysa dikey bir şekilde yani şöyle gösterelim. Dikey bir şekilde yüzey normalini çizersin. Yani yüzeyi alırsın basketboldaki mola işaretini yaparsın. Atıyorum yüzey böyle çapraz duruyor. Basketboldaki mola işaretini yap. Demek ki bakın burada benim elime dokunduğum diğer elim nedir? Yüzey normalidir. Yani basketboldaki mola işaretinden aklında tutabilirsin. Yüzeyle 90 derece yapacak olan kesikli çizgiye biz yüzey normali diyoruz. Bakın burada yüzey normaliyle hangi açıyı yapıyorsak yüzeye çarptıktan sonra aynı açıyı yapacak şekilde yansırız. Yani bakın bu adam buradan yansırken şöyle ilerleme yönünü göstereyim tekrardan. Şöyle bir ilerleme yönü olsun. Dalganın şöyle geri kalanı da şurada bir yerde olsun. Dikkat edin bakın normalle hangi açıyı yapıyorsak normalle aynı açıyı yapacak şekilde tekrardan buradan yansır gider bizim doğrusal su dalgalarımız. Dikkat. Şimdi bakalım buraya. Buradaki şekilde biraz daha karmaşık olarak göstermiş bize. Her türlü şekle alışkın olalım. Çünkü biz bu şekilleri iyi bir şekilde öğrenirsek karşımıza herhangi bir problem çıkmaz. Çünkü bu dalgalarda mutlaka bunları bizim görsel hafızaya almamız gerekir. Seçeneklerde bize diyecek ki hangisi doğru bir şekilde yansımıştır? Hangisi yanlıştır? Ya da diyecek ki sana okuldaki öğretmenin Aşağıda verilen su dalgasını düzgün bir şekilde yansıt diyecek. O yüzden bizim bunlara ihtiyacımız var. Temel kavramlar önemli. Bakın buradan bir kale atması geliyor. İlerleme yönü kırmızı ile gösterilmiş. Bu adam böyle bu şekilde geldi geldi. Tam buradan yüzeye dokunacak, değil mi? Yüzeye dokunduğu yerden ne yapıyorduk biz? Normal çiziyorduk. Normal çizmenin en basit yolu da basketboldaki mola işareti bak. Yüzey normali burada. Mola'yı nasıl alacaksın sen? Bakın yüzeyimiz burada. Normali nasıl çizmemiz gerekir? Molayı nasıl alacaksın? Bak şu şekilde alacaksın değil mi? Demek ki benim kesikli çizgileri böyle göstermem gerekiyor. Yani buradaki kesikli çizgiler yüzey normali. N harfi ile gösteriyoruz. Ve yüzeye çarptığımızda normalle hangi açıyı yapıyorsak aynı açıyı yapacak şekilde burada yansıma işlemi gerçekleştirir. Bizim ilerleme yönümüz bu şekilde olur. Peki bu K ve L noktaları nasıl ifade edeceğiz? Bunları da aynı şekilde göstereceğiz bakın. K noktası çarptı yansıdı buraya gelir. L noktası çarptı aynı açıyla yansıdı. L noktası da buraya gelir. Bakın bu çizimler önemli. Bunlarla ilgili örnekler yapacağız zaten. Şimdi Sabit derinlikli dalga leğeninde düz engele gelen doğrusal su dalgalarının yansıması şekildeki gibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Bakın dikkat edin. Ne demiştik biz? Su dalgalarının yansıması ile ilgili ilk önce yüzey normalini çizmen gerekiyor değil mi? Hemen bakıyorsun düz engelimiz burada. Elimizi şöyle yaptık. Daha sonrasında basketboldaki mola işaretini hatırlıyorsun hemen. Yani yüzey normalini bak buradaki elim gibi çizmen gerekiyor. Hemen yüzey normalini buradan çizelim. Yüzey normalimiz bizim bu şekilde. Yanına da ne diye yazıyorum. Bu adam normalle hangi açıyı yapıyorsa x kadar diyelim aynı x kadarlık açıyı yapacak şekilde burada yansır. Su dalgalarında yansıma ile ilgili biz başka hiçbir şey öğrenmedik. Normalde hangi açıyı yapıyorsak aynı şekilde yansırız. Başka bir olay yoktur su dalgalarında yansımada. Gelen dalganın süreci yansıyan dalganınkinden daha büyüktür. Kesinlikle yanlış bir olay bu. Çünkü Dalgaların süreti neye bağlıdır? Bir önceki derste yine üzerinden geçmiştik. Tekrardan hatırlıyorum. Su dalgası olsun, yay dalgası, ses dalgası, hangi dalga olursa olsun süreti yalnızca ve yalnızca ortama bağlıdır. Ortam değişmedikçe dalgaların süreti değişmez. Bu yansıma işleminde ortam değişiyor mu? Değişmiyor. Burada soruda bize öyle bir bilgi verilmemiş. İşte yukarıdan gelen bir atma yansıdıktan sonra şöyle ortama gidiyor böyle ortama gidiyor diye bir bilgi var mı? Yok. Bu adam aynı ortamda yalnızca engele çarpmış tekrardan geri sekmiş yansımış ortam değişmemiş. Ortam değişmiyorsa sürat de kesinlikle değişmez. Ardından buraya geliyoruz. Alfa açısı teta açısına eşittir. Doğru. Alfa ve teta bunlar birbirine eşit. Çünkü baktığımızda burada gelen dalganın Normalle yaptığı açı yansıyan dalganın normalle yaptığı açı eşit. Yani burada x'ler birbirine eşit. Burada x ve alfa'nın toplamı 90 derecedir. x ve teta'nın toplamı 90 derece. E x'ler zaten ortak. Demek ki alfa ve teta'nın da 90'a tamamlayabilmemiz için bu olayı bizim birbirine eşit olmamız gerekir. Yani alfa eşittir tete kadardır. İkinci öncülümüz de doğru. Gelen ve yansıyan dalgaların dalga boyları eşittir. Kesinlikle dalga boyları da bu adamların birbirine eşittir. Çünkü sadece yansıma yapıyorsun bir şey değişmiyor ki. Yalnızca geldiğin açıyla tekrardan geri sekip gidiyorsun. Çok önemli soru dikkat. Şimdi geçelim buraya bakalım. Sabit derinlikli bir dalga leğeninde üretilen su dalgalarının düz engele gelişi şekildeki gibi ise yansıyan dalgaların görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Bakın muhtemelen ikinci dönemin ilk sınavında bu tarz bir soru göreceksin. Öğretmenin bir kareli düzlem verecek diyecek ki aşağıdaki doğrusal su dalgasını yansıt bakayım diyecek. Buradan da puan alacaksın. Aman dikkat et. Şimdi birlikte bu yansıma olayını gerçekleştirelim. Bakın bu yansıma olayını gerçekleştirmemiz için mutlaka yüzey normali çizmemiz gerekir. Bak üzerine basa basa söylüyorum. Yüzeye dokunduğumuz yerden mutlaka yüzey normalini çizmemiz gerekiyor. Bakın yüzeyimiz burası. Yani şöyle. Basketboldaki mola işaretini nasıl yapacağız? Şöyle şu şekilde yapacağız öyle değil mi? Hemen yüzey normalimi dokunduğum yerden çiziyorum. Ne demekti yüzey normali? yüzeyle 90 derece yapacak olan çizgi öyle değil mi? Şimdi yüzey normalimizi çizdikten sonra artık yansımayı gerçekleştirebilirim. Bakın burada verilen oklar buradaki dalgaların ilerleme yönü bu şekilde geliyorlar. Demek ki buradan şöyle yansımaları gerekiyor. Hemen gösterelim şöyle. Şu şekilde yansıma olayının gerçekleşmesi gerekiyor. Burası 75 ise normalle yüzey arasındaki açı kaçtı? 90 dereceydi değil mi? Toplamda burası ne kadar olacak? 15 derece olacak değil mi? 75 15 daha 90 yapsın. Benzer şekilde ne demiştik biz? 15 derecelik açıyla geliyorsa normale aynı açıyla tekrardan buradan yansıyacak. Yani burası da yine 15 derece olacak. E burası 15 ise buraya da ne kadar kalıyor? 75 derecelik bir açı kalıyor. Buna çok çok dikkat edelim. Ardından İlerleme yönümüzü gösterdik bakın. İlerleme yönümüz bu şekilde. Ancak bu bize bir sonuç elde etmedi çünkü şıklara baktığımızda hepsinin ilerleme yönü benzer. Sağ çapraz yukarıya doğru gösterilmiş. Ardından neler yapacağız bakın dikkat edin. K ve L noktalarına bakalım şimdi. K ve L noktalarını da aynı şekilde yansıtalım. Mesela şurası L noktası şöyle geliyor, çarpıyor, aynı açıyı yapacak şekilde L noktası yansıyacak ve buraya gelecek. Daha sonrasında K noktasına bakalım. Buradan geliyor. Normalle aynı açıyı yapacak şekilde yansıyacak. Yani K noktasının da şuraya bir yere geldiğini görüyorum. Bakın burası L üssü, şurası K üssü. Hemen çizgileri birleştirelim. Yani bizim su dalgamız şöyle olacak. Sağ tarafta L üssü, sol tarafta K üssü olacak şekilde yansıdığını görüyoruz, öyle değil mi? Hemen seçeneklere bakalım. Yansıdıktan sonra K L Denizli olabilir, K L Bursa olabilir. Bu olamaz, bu olamaz, bu da olamaz. Yani cevabımız Bursa ya da Denizli olacak. Ardından açılarla ilgili konuşalım. Açılara baktığımızda ise yüzeyle 90 derece yapıyor dedik. Bakın burası 75 ise toplamda 90'a tamamlamamız için bakın şuradaki açının dikkat et bak şuradan şöyle kesiyorum biraz daha uzatıyorum. Burası 75 ise şuranın mutlaka 15 derece olması gerekiyor çünkü 75 15 burası da 90 olacak ki 180 derece üçgenimizin iç açılarını tamamlayalım. O yüzden bizim bu sağ taraftaki açımız da 15 derece olacak. 30 olmayacak yani senden de kurtuldum. Bu yüzden cevabımız Denizli olacak. Bakın bu çizimlere çok çok dikkat edin. Şimdi geçelim su dalgalarında yansıma ile ilgili ikinci başlığımıza. Su dalgalarında yansımada biz neyi gördük biraz önce? Doğrusal bir su dalgası doğrusal bir engele çarpıyordu, değil mi? Şimdi doğrusal bir su dalgası bu sefer çukur bir engele çarpmış. Dikkat et bak, çukur şeklinde bir engele çarpmış. Burada İlk önce şu kavramları size bir hatırlatmak istiyorum. Bakın burada çukur diyor ya bize. Hemen ekstra bir parantez açalım. Şurada şöyle size bazı kavramları benim göstermem gerekiyor. Hemen bakalım. Bakın şurada çukur engele baktığımız zaman biz bu şekli tamamlamaya kalksak bu şekil nedir? bir dairedir öyle değil mi? Bakın burada şekli tamamladığımızda ne görüyoruz? Bir daire görüyoruz. Şimdi daire ile ilgili hemen geometride öğrendiğimiz bilgileri bir hatırlayalım. Dairenin neyi vardır gençler? Bir merkezi vardır değil mi? Merkezden çizilen tüm doğrular nedir? Yarı çap kadardır ve yüzeyle 90 derece yapar. Bakın bu merkezle buradaki çukurun Tam ortasında şöyle F kadarlık bir nokta var. Biz buna odak noktası diyoruz. Bu odak noktası merkezle çukuru iki eşit parçaya böler. Yani bakın şuradaki uzunluklar birbirine eşittir. Şimdilik bu kavramları bilmemiz yeterli. Yani bizim karşımıza küresel bir engel çıkıyorsa bakın çukur engelde, tümsek engelde sonuçta küresel bir engel, değil mi? Şekli tamamladığımızda ne görüyoruz? Biz bir küre şekli görüyoruz, bir daire görüyoruz. Kürenin de dairenin de bir merkezi vardır. Bu merkezle çukurun ya da tümseyin tam ortasında odak bulunur ve bu odak merkezle bizim dairemizi iki eşit parçaya böler. Bu kuralı mutlaka bilmemiz gerekiyor. Şimdi kaldığımız yerden yansıma kurallarına bakalım. Doğrusal bir dalga bakın, doğrusal bir şekilde geliyor. Çukur bir engere çarparsa, çarptıktan sonra bu da küreselleşir ve F noktasını göstermeye başlar. Bakın bu kurala dikkat edin. Biraz sonra sorularda karşımıza çıkacak. Bak doğrusal bir şekilde geldik. Küresel bir engele çarptıktan sonra bizde nasıl yansıyoruz? Biz de küresel bir şekilde yansıyoruz ve F'yi gösterecek şekilde yansıyoruz. Birinci kuralımız. Şimdi tümsek engele bakalım. Tümsek engele doğrusal bir şekilde geldiğimizde yine dairesel, küresel bir şekilde yansıyoruz. Ancak bu sefer uzantımız F'yi gösterecek şekilde yansıyoruz. Bakın iki tane çok önemli kural. Hani belki kafanız karışıyor olabilir ama çok çok dikkat edin. Yani bu iki kuralı bildiğinizde soruları çözüyorsunuz. Çünkü burayla ilgili elektrik devrelerinde olduğu gibi uzun uzun hesaplamalar, öyle problemler falan yok. Soruda sana bir şekil verilecek. Doğru mu yansımış, yanlış mı yansımış? Şimdi sen bu iki kuralı bilirsen doğru mu yansımış, yanlış mı yansımış anında anlarsın. Tekrardan üzerinden geçelim. Doğrusal bir dalga küresel bir engelle karşılaştığı zaman bizim dalgamız küreselleşmeye başlıyor. Ancak çukur bir engel olursa küresel yapımız doğrudan F'yi gösterecek şekilde yansır. Tümsek bir engel olursa uzantımız F'yi gösterecek şekilde yansır. Şimdi Devam edelim yansıma ile ilgili kurallarımıza. Buraya baktığımızda bu sefer dairesel bir dalga var. Düz bir engelle karşılaşmış. Dairesel bir dalga düz bir engelle karşılaştığı zaman gençler bu sefer kuralımız çok çok basit. Bildiğiniz simetri alma yöntemi yapıyoruz. Yani bakın burada buradaki K noktasının yani buradaki dairesel dalganın merkezi neresi? K noktası değil mi? K'dan yayılıyor bu adamlar. Bu K'nın Buradaki düz engele göre simetrik olduğu nokta neresidir? Burasıdır öyle değil mi? Simetrik olduğunu nereden anlıyorsun? Buradaki çizgiye göre sayfayı katladığında K ve K üssü kafa kafaya gelir. Bakın bu sefer K üssünden yayılıyormuş gibi yansımaya başlar. Yani dairesel doğrusalla karşılaştığı zaman ne oluyormuş? Bu adamın merkezinin simetrik olduğu yerden yayılıyormuş gibi yansıyormuş. Bakın bu ilk kuralımız. Ardından buraya bakalım. Gönderdiğimiz dalga dairesel. Ardından bakıyoruz, engelimiz de dairesel. Bizim gönderdiğimiz dalga F'den geliyorsa yansıdıktan sonra düz bir şekilde yansır. Öğreneceğimiz ikinci çok önemli kural. Bakın F'den geliyorsa bizim dalgamız yansıdıktan sonra düz bir şekilde yansır. Ardından kurallara devam. Merkezden geliyorsa dalgamız, biraz önce anlattım ya, merkez noktasını göstermiştik. Yansıdıktan sonra tekrardan merkeze gidecek şekilde yansır. Çok çok önemli su dalgaları ile ilgili yansıma kurallarıdır. Şimdi devam edelim. Sabit derinlikli dalga leğenine odak noktası F, merkezi M olan tümsek engel yerleştirilmiştir tümsek engelden yansıyan dalgaların görünümü şekildeki gibi olduğuna göre gelen dalgaların görünümü nasıldır diyor. Şimdi bakın bu adam yansıdıktan sonra nasıl yansımış? Dairesel bir şekilde yansımış ve F'yi gösterecek şekilde yansımış. Bakın iki sayfa önce çok değil. iki sayfa önce bir kural öğrenmiştik öyle değil mi? Eğer bizim dalgamız dairesel bir şekilde yansıyorsa ve F'yi gösterecek uzantısı F'yi gösterecek şekilde yansıyorsa bu dalga demek ki buraya doğrusal bir şekilde gelmiştir hemen hatırlayalım bakın çok değil daha iki sayfa geriye gideceğiz iki sayfa geriye gittiğimizde bakın şurada bir kural görmüştük gördün mü doğrusal bir şekilde geldiğinde küresel bir engele yansıdıktan sonra ne oluyor küresel oluyor arkada F'yi gösterecek şekilde yansıyor şimdi yansımasına baktığımızda küresel ve f'yi gösterecek şekilde demek ki bu adam buraya nasıl gelmiştir? Doğrusal gelmiştir. Cevabımız Ceyhan olacak. Bakın kuralları bilirsek doğrudan bu olayı çözeriz. Şimdi Su dalgalarının farklı derinliklerdeki hareketi olayını inceliyoruz. Şimdi burada derin bir ortamdan sığ ortama geçen dalgalara bakıyoruz. Şimdi derin bir ortamdan sığ ortama geçildiğinde aradaki fark nedir gençler? Dalga boyudur öyle değil mi? Bakın burada tepeden tepeye baktığımda dalga boyu buradadır. Ancak burada tepeden tepeye baktığımda görüyor musun bak dalga boyu çok daha küçük. Yani derin ortamdan sığ ortama doğru gidildikçe dalga boyunun küçüldüğünü görüyoruz. Kendimizi yazın bir kumsalda hayal edelim mesela. Kumsalda, kumsalın kenarında o kumda otururken ayağımıza çarpan o minik minik dalgaları hatırlayalım. O minik minik dalgalar şu şekilde değil midir? Birbirine yakın, sık sık minik minik dalgalar ayağımıza çarpar. O ayağımıza çarpan minik dalgalar sığ ortamda hareket ediyor. Derinliği çok çok düşük. Ancak derinliği yüksek olan bir yere gittiğimizde dalgaları bu şekilde görebilir miyiz? Göremeyiz değil mi? Daha böyle kocaman kocaman bir şekilde üzerimize gelmeye başlarlar. Bak aklında buradan tut. Mantığı bu şekilde kavra. Yani derin ortamda Dalgalar kocaman kocaman geliyor. Dalga boyu tepeden tepeye olan mesafe çok yüksek. Sığ ortamda ayağımıza minik minik çarpıyor. Şimdi hatırlarsanız V eşittir. Lambda çarpı F diye bizim dalgaların yayılma hızıyla alakalı bir denklemimiz vardı. Şimdi bu denklemi bir kullanalım bakalım. Burada frekans değişmez gençler. Frekans ve periyot her zaman kaynağa bağlıdır. Bu adam sabittir. Şöyle altına yazalım sabittir. Çünkü bu kaynağa bağlıdır. Frekans ve periyot kaynağa bağlı. Kaynağı söküp yerine farklı bir kaynak takmıyorsak frekans ve periyot asla ve asla değişmez. Yani bu adam sabit. Dalga boyunun ne olduğunu gördük biz. Küçüldüğünü gördük. Dalga boyu küçülürse f sabit o zaman v'nin yani dalgaların yayılma hızının da azaldığını göreceksiniz. Biz dalgaların süretiyle ilgili ne demiştik? Ortam değişmediği sürece değişmez demiştik, değil mi? Bakın ortam değiştiğinde değişmeye uğruyor. Burası derin ortam, burası sığ ortam. Ortam değiştiğinde dalganın süreti de bundan etkilenir. Nasıl etkilenir? Derinden sığ ortama doğru geçerken dalganın süretinin azaldığını, yayılma süretinin yavaşladığını görüyoruz frekansımız sabit, dalga boyu düşüyor. Bu yüzden süretimiz de azalıyor. Şimdi sol taraftaki dalgaları bu sefer sağ tarafta farklı bir modelleme ile gösterdik. Çünkü kitaplarda her zaman karşımıza bu şekilde çıkmıyor. Böyle sağ taraftaki gibi düz çizgi ya da kesikli çizgilerle de gösterebiliyoruz. Burada tepeden tepeye gösteriyor. Zaten burada da tepeden tepeye almıştık. Bakın derin ortamda iki tepe arasındaki mesafe kocaman. Sığ ortamda iki tepe arasındaki mesafe nedir? Daha küçüktür. Daha miniciktir. Dikkat edin. Sığ ortamda dalga boyu küçülür. Dalga boyu küçüldüğü için dalganın yayılma süreti düşer frekans ve periyot da sorulur bu sabit. Buradaki dalga kaynağını söküp yerine başka bir dalga kaynağı takmadığımız sürece kesinlikle frekans ve periyot değişmez. Yani testlerde bizim en çok yapacağımız yanlışlar bunlar. Şimdi buraya geliyoruz. Dalganın ilerleme yönü gösterilmiş. Burada dalganın sığ bir ortama geçtiğini görüyoruz değil mi? Bak. Gitgide sığ bir ortama geçiyor. E gitgide sığ bir ortama geçiyorsa dalga boyunu olacaktır, küçülecektir. Yazalım. Dalga boyu küçülür dalga boyu küçüldüğü için kim küçülüyordu? Dalganın yayılma hızı düşüyordu öyle değil mi? Ancak frekans ve periyot bunlar kaynağa bağlı, kaynağa bağlı oldukları için kaynağı da söküp kimse almadığı için frekans ve periyot sabittir. Yani soruyu çok iyi okuyacağız. Şimdi sağ tarafa bakalım. Sağ taraftaki görselde de ilk önce sığlaşmış. Sığlaştığı için dalgalar birbirine yakın. Daha sonrasında derinleşmiş. Derinleştiği için dalgalar birbirinden daha uzak. Bunlar karşınıza gelecek dikkat. Şimdi buraya bakalım. Bir kapta üretilen sabit frekanslı doğrusal su dalgalarının görünümü şekildeki gibidir. Buna göre kaptaki engellerin yandan görünüşü hangisidir? Şimdi olaya çok 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 dikkat etmemiz gerekiyor. Buraya baktığımızda dalgalar arasındaki mesafe fazla değil mi? Dalgalar arasındaki mesafe fazla olduğu için burası en derin. Şöyle yazalım bak burası en derin. Daha sonrasında buraya baktığımızda dalgalar arasındaki mesafe burada çok çok az. Çok çok az olduğu için burası ne? Sı. Buraya baktığımızda dalgalar arasındaki mesafe bir tık artmış. Yani sol taraftakine göre bir tık artmış. Buraya sadece derin diyorum. Olayı anladık değil mi gençler? Hemen tekrar üzerine bir geçelim. Tekrardan bir bakalım. Bakın burası sığ ortam. Niye? Dalgalar birbirine çok yakın. Burada dalgalar arasındaki mesafe baya bir açık. Burası en derin. Baya bir derin. Burada dalgalar arasındaki mesafe açık ama hani sol taraftaki gibi de değil yani. Hani sadece derin diyebiliriz. E buna göre şıklarda doğru seçeneği arayacağız. Şimdi doğru seçenek hangisi olacak? Tabii ki de Ceyhan olacak. Bakıyorsun sol taraf baya bir derin orta kısma baktığımızda oldukça sığ. Sağ tarafta derin ama sol taraftaki gibi değil. Cevabımız bu yüzden Ceyhan olacak. Sınavlarda bakın özellikle ikinci dönem birinci sınavında sıklıkla karşınıza çıkacak bunlar. Dikkat. Şimdi sığ ortamdan derin ortama ya da derin ortamdan sığ ortama geçen dalgaların frekans ve periyodu değişmez. Neden frekans ve periyodu değişmez? Çünkü frekans ve periyot üzerine basa basa tekrardan söylüyorum kaynağa bağlıdır. Yani kaynak değişmediği sürece değişmez. Soruyu düzgün okuyacaksın. Kaynağı söküp başka bir kaynak takmıyorlarsa, yukarıdaki paragrafta böyle bir şeyden bahsedilmiyorsa kesinlikle frekans ve periyot değişmez. Çünkü frekans ve periyot tekrardan yazmışız nedir kaynağa bağlıdır. Derinde de sığda da frekans aynıdır. Derinde de sığda da periyot aynıdır, kesinlikle değişmez. Şimdi devam edelim. Stroboskop dediğimiz bir alet var. Stroboskop dediğimiz aleti bir tanıyalım. Stroboskop dediğimiz alet bakın şöyle bir çark var. Bu çarkın içerisinden su dalgaları geçiyor. Su dalgaları bu çarkın içerisinden geçtiğinde burada dalgalar sanki duruyormuş gibi gözüküyor. Duruyormuş gibi olan bu su dalgaları sayesinde biz bunların dalga boylarını, periyotlarını, frekanslarını falan hesaplayabiliyoruz. Bunun için de Enfes dediğimiz bir denklem var. Enfes dediğimiz denklem sayesinde bununla ilgili hesaplamalarımızı yapabiliyoruz. Şimdi doğrusal su dalgalarının yansımasından bahsedelim şimdi. Şimdi doğrusal su dalgalarında yansıma olayını da iyi bir şekilde öğrenebilmemiz için bakın biraz önce anlattığım o yüzey normali kavramını iyi bir şekilde oturtmamız lazım. Bakın buraya su dalgaları bakın ilerleme yönü gösterilmiş. Bu şekilde geliyor. Bu sefer yansıma yapmayacağız bakın dikkat edin. Sığdan derine geçiyoruz. Yansıma ne zaman gerçekleşir? Bir engelle karşılaştığımızda gerçekleşir. Burada engel yok ki. Sığdan derine geçiyorsun. Yani böyle denizde açılıyorsun öyle düşün. Şimdi bakalım burada sığdan derine giderken Dalganın ilerleme yönü şöyle geliyor öyle değil mi? Şimdi yine aynı şekilde bak. İki ortamı birbirinden ayıran çizgiden yüzey normalini çekeceksin. Yüzey normalini nasıl çekiyorduk? Tekrar hatırla. Mola işareti, yüzeyin üzerine parmaklarını, ellerini şu şekilde koyduğun hemen basketboldaki mola işaretimizi yapıyoruz ve yüzey normali bununla aynı doğrultuda oluyor. Hemen buraya baktığımızda yüzey normalimizi çizdik. Şimdi bakın dikkat edin. Burada Yüzey normalini çizdikten sonra bir şey daha çizmem gerekiyor. Gitmek istediğim yön. Bak benim gitmek istediğim yön bu. Normal burası. Gitmek istediğim yöne göre normalden ne yapmış buradaki dalgalar? Uzaklaşmış öyle değil mi? Normalden uzaklaşıyorsak biz sığdan derine gideriz. Sorularda bakın karşımıza böyle gelecek işte. Bize bir su dalgasının ilerlemesi, yayılması gösterilecek. Diyecek ki hangi ortam sığdır? hangi ortam derindir buna göre yorum yap diyecek. Eğer burada olduğu gibi normalden uzaklaşmamız söz konusu ise sığdan derine doğru gideriz. Ancak burada olduğu gibi hemen gösterelim tekrardan gitmek istediğimiz yön böyle. Yüzey normalimiz burada. Gitmek istediğimiz yöne göre bak normale yaklaşmışsın. Normale yaklaştıysan o zaman derinden sağa doğru gidersin. Hemen gösterelim. Derinden sığ ortama doğru gidilir. Bakın burada dalgaların yayılma doğrultusunun değiştiğini görüyoruz. Dalgaların bu yayılma doğrultusunun değişmesi olayına biz kırılma diyoruz. Burada gelme açısı ve kırılma açısı i ve r'dir. Gelme ve kırılma açıları normalle yapılan açılardır. Aman dikkat edin. Mesela atıyorum şuradaki açıya x der. E, buradaki açıya y der x gelme açısı y kırılma açısı yanlış. Her zaman gelen ışının ya da gelen dalganın normalle yaptığı açı gelme açısıdır. Kırılanın normalle yaptığı açı kırılma açısıdır. Gelme açısı, kırılma açısı, yansıma açısı bunlar her daim normalle yapılan açılardır. Şimdi devam edelim, sorumuzu bir okuyalım. Sabit frekanslı doğrusal su dalgalarının X ortamından Y ortamına geçişi şekildeki gibi gösterildiğine göre yargılarından hangileri doğrudur demiş. Şimdi ilk önce bir ne olmuş ona bakalım. Dalgalar ortam değiştirirken veya dalgalar yansırken engelle karşılaşırken ne yapmamız gerekiyor? İlk önce normali çizmen gerekiyor değil mi? Bak bu adamın dokunduğu yerden şöyle normali çizmen gerekiyor. Hemen normalimizi çizelim. Ne diye yazalım. Şimdi bizim bu dalgamız nereye doğru gitmek istiyor? Şöyle gitmek istiyor değil mi? Gitmek istediği yöne göre normalden ne yapmış bu adam? Uzaklaşmış. Normalden uzaklaşıyorsa nereden nereye gidiyordu? Hemen hatırlayalım. Tekrardan bir önceki sayfamıza geri dönelim. Bakın burada anlatmıştık. Normalden uzaklaşıyorsa sığdan derine doğru gidiyordu öyle değil mi? Hemen burada görselimizin yanına yazalım. Demek ki burası sığ, şurası derin ortam biz sığdan derine doğru gidiyoruz. Güzel. Şimdi soru yok ya. X ortamı Y ortamından daha sığdır. Doğru. Sığdan derine gidiyorum. 2. Y ortamındaki dalgaların dalga boyu daha büyüktür. Hatırla Y ortamı derin ortam. Derinde Dalgalar nasıl geliyordu? Böyle kocaman kocaman geliyordu öyle değil mi? Yani baktığımızda buraya bu kocaman kocaman dalgaların dalga boyları daha büyüktür değil mi? Bak tepeden tepeye mesafesine bak. Landa diye gösterelim bunu. Bir de sığ ortama git. Ayağını kumsalda suyun suyun içerisine doğru soktun. Dalgalar şöyle şöyle gelir değil mi? Minik minik gelirler. bir de burada dalga boyuna bak. Buna da landa üstü diyelim. Görüyor musun? Bak derin ortamdaki daha kocaman. Yani Y ortamındaki dalgaların dalga boyu daha büyüktür. Doğru. Şimdi 3 numaraya bakalım. X ortamındaki dalgaların süreti daha büyüktür demiş. Yanlış. X ortamındaki dalgaların süreti daha büyük olmaz. Dalgalar derin olan ortamda daha hızlı hareket ederler. Yani ne olacak? Y büyük x olacak. Bu yüzden 2 numarayı eledik. Cevabımız 1 ve 2 oldu. Şu denklemi hatırla. V eşittir lambda çarpı f değil mi? F zaten nedir? Sabit. Burada dalga boyu artıyorsa yayılma süreti de aynı şekilde ne olacaktır? Artacaktır. Yani derin ortamda daha hızlı bir şekilde hareket eder dalgalarımız. Buna dikkat edelim. Şimdi Konu biterken biz neler öğrendik, nelerden bahsettik hemen üzerinden bir geçelim bakalım. Dalga leğeni kavramını gördük. Su dalgalarında yansıma olayını gördük. Su dalgaları bir engelle karşılaştığında yansıyordu. Her türlü ihtimali değerlendirdik. Doğrusal suyun doğrusal engelden yansıması, doğrusalın küreselden yansıması, küreselin doğrusaldan, küreselin küreselden hepsini inceledik. Sonra stroboskop dediğimiz aleti tanıdık ve su dalgalarının farklı ortamlardan geçişlerine baktık ve su dalgaları konumuzu bitirdik. Hiç merak etmeyin bundan daha fazla sorular çözeceğiz. Yazılıya hazırlık derslerimizde bomba gibi sorular, sınava yönelik sorular bizleri bekliyor olacak. Bugünlük biz bu konuyu iyi bir şekilde anlayalım. Daha sonrasında ödevlerimizi yapalım. Bizim için fazlasıyla yeterlidir. Evet gençler, şimdi ödüllü soruyla sizleri baş başa bırakıyorum. Bir önceki sayfalarda hızla frekans ve dalga boyu ile ilgili ne zaman değişir, ne zaman değişmez bunların hepsinden bahsettik. Akılda kalıcı bazı örnekler vermeye çalıştım. Şimdi sizler de elinize kağıdı kalemi bir alın bakalım. Bu sorunun cevabını bulmaya çalışın. Yorumlarda buluşalım. Yorumlara mutlaka bu sorunun doğru cevabını yazın. Bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.